Efendim, kripto para gündeminden herkese selamlar. Öncelikli olarak bugünkü değerli konuğum Kemal Kabakçı olacak. Yoğun bir haber akışı var. Kemal, selamlar, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi yoğun bir haber akışı var. İsrail Merkez Bankası'nın haber akışı var. SEC tarafından yapılan açıklamalar var. Bununla birlikte ARK Invest'ten tarafta, Güney Kore'den, Bank of America'dan ve İran'dan gelen açıklamalar var. Kripto para piyasalarına yönelik açıklamaların peş sıra devamı geliyor. Bununla alakalı gerekli düzenlemeleri beklerken öncelikle fiyatlamaları aktarmak isterim. Bitcoin tarafına bakacak olursak 33.145 dolar seviyesinden işlemdeki %2.90'lık bir geri çekilme söz konusu. Ethereum tarafında ise 1936 seviyesinden 36 dolar seviyesinden işlem görürken burada da %3.5'ün üzerinde bir kayıp söz konusu. İstersen ilk haber akışlarıyla başlayalım. Bunun fiyatlamalar üzerindeki etkisini konuşuyor olacağız. İsrail Merkez Bankası dijital şeker için Ethereum kullanıyor açıklamaları vardı. İsrail Merkez Bankası tarafından yürütülen dijital şeker çalışmalarında Ethereum altyapısı aracılığıyla kullanıldığı bir ilgili iddia ortaya atıldı ve bu iddia daha yalanlanmadı. Dolayısıyla Ethereum teknolojisini geçen yılda çok öne çıkartıyorduk ama biraz böyle büyük kuruluşların, yatırım şirketlerinin, merkez bankalarının artık önümüzdeki süreçte bu teknolojiyi daha da sıkça görebileceğimiz bir gündeme merhaba diyor muyuz, ne dersin? Şöyle söyleyeyim, zaten hani bu piyasadaki Bitcoin'den sonraki en büyük kripto para ve altyapısal olarak içerisinde birçok kripto parayı, token'ı bulunduran bir ekosistem. Ve İsrail gibi bir ülkeden de Ethereum'la ilgili bir söylenti dahi olsa bunun geliyor olması önemli bir haber akışı burada. Ve hani bu söylentiye karşı bir yalanlama olmaması da acaba mı dedirtiyor? Evet, bu çalışmalar Ethereum altyapısıyla mı gerçekleşiyor? Eğer bu durum gerçekleşirse ki bunun hani ufak bir kıvılcımı bile Ethereum'u şu kötü giden piyasada ayırabilir, farklı fiyat akışları görebiliriz. Çünkü İlk düşüşte de görmüştük Bitcoin fiyatı aşağılara doğru giderken Ethereum kendi içerisindeki haber akışları ile birlikte ciddi bir artış sağlamıştı. Buradaki bu haberi yakından takip ediyor olacağız. Buradan gelen gelişmelerle birlikte yalanlanmama devam ederse ya da bu taraftan olumlu bir açıklama gelirse Ethereum için ciddi fiyat hareketleri görebiliriz ve başka ülkeler tarafından da kullanılmaya başlayabilir, bir öncü olabilir bu konuda ve Ethereum için sağlıklı fiyatlamalar, yukarı fiyatlamalar görmemiz mümkün olur Pelin Hanım bu konuda. Evet, şimdi diğer tarafta da yine madencilik tartışmaları devam ediyordu ve evet. Çin merkezli madencilik firmalarının biraz daha böyle daha doğrusu işte faaliyetlerini başka ülkelere kaydırdığının haberlerini günden güne de arttığını görüyoruz. En son baktığımız zaman Çin merkezli madencilik firmasına Kazakistan'da madencilik faaliyetlerine başladığını açıkladı. Bu Amerika'da geliyor, bununla birlikte Kanada'dan duyuyoruz. Şimdi bu kez Kazakistan'da gündem. Dolayısıyla bu madenciliklerin Çin merkezinden biraz daha uluslararası arenaya da taşındığını görüyoruz. Ne dersin? Şimdi şöyle söyleyeyim bu konuda. Şimdi bir kötü haber geldi. İşte Çin'de madencilik faaliyetleri duruyor, bitiyor. Ve herkes bu iş bitiyor mu Çin tarafında hani işte sistemler kapatılınca diye bir kötü haber akışı başladı. Ve bu da fiyatlamalara çok ciddi bir şekilde yansıdı. Ama bunu da görüyoruz ki işte dediğiniz gibi Amerika tarafından, Kanada tarafından, Kazakistan tarafından başka ülkeler de var bu konuyla alakalı madencilere kapısını açan. Sistem eskisine dönecektir. Yani burada artık hani bu iş bitiyor, kötü haber, daha da kötüsü en azından madencilik tarafından beklenmiyor. Hatta bundan sonra işte açıklamalar gelerek bunun olumlu haber akışını izleyebiliriz piyasada. Bu da fiyata pozitif bir şekilde yansıyabilir. Ama maalesef panik satışlarıyla beraber de bu durum piyasayı ciddi bir şekilde ilk kıvılcımı oluşturdu madencilik baskısı. Ve hatta şöyle hep enerjisini konuşuyoruz, enerji işini konuşuyoruz burada işte yeşil enerjiye geçişler. Bununla ilgili çalışmaların da olduğu haberleri geliyor. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bu yeşil enerjiye doğru kayışla da birlikte başka ülkelerin kapısının açmasıyla birlikte belki madencilik sorununu artık ortadan kaldırıp bunun fiyatlara olumsuz yansımasının önüne geçmiş olacağız. Çünkü Çin bunu daha önce de Singapur burada bir merkez olacakken yine kapılarını kapatmıştı. Farklı yerlere dağılmıştı yine büyük bir kısmını Çin'de oluşmasına rağmen. Ancak şimdi elindeki şansı itip başka ülkelere dağıtıyor. Böyle olması
daha iyi ilerleyen süreçte. Çünkü artık bir ülke ben kapattım dediğinde bir yerde bir yoğunlaşma olmadığı sürece her yeri bu piyasayı çok fazla derinden etkileyemeyecektir diye düşünüyorum bu noktada. Farklı ülkelerin kapılarını açması, madencilik ağının farklı yerlere dağılıyor olması olumsuz haber akışı açısından belki önümüzdeki süreçte piyasayı rahatlatacaktır Pelin Hanım. Ya en azından bu madencilik çalışmalarının son verilmediği, sadece burada ülke merkezlerinin farklı yerlere doğru kaydırılması belki önümüzdeki süreçte kripto para piyasası açısından da daha olumlu, pozitif algılanabilecek ve önümüzdeki gelecek için yapılan yatırımlar olarak okunabileceğini buradan söylemiş olalım. Diğer tabii taraf, ki. Değil bir şey mi? Eklemek istiyorum. Tabii. Çok özür dileyerek. Tabii. Ya şöyle düşünebiliriz. Çünkü piyasada ne oluyor? İşte balinalar diyoruz. Bir finansal ürünün bir kişi ya da bir grubun elinde toplanmasından ziyade her zaman tabana yayılıyor olması olumlu bir süreçtir. Hı hı. Çünkü çok ciddi fiyat hareketlerine, çok büyük dalgalanmalara sebep olmaz. Buradaki madencilik olayı da böyle. Eğer ne kadar fazla yere dağılırsa gelen yasaklar konusunda hani oradan çok büyük etkileri olmayacaktır diye bir parantez açabiliriz burada. Kesinlikle. Şimdi diğer tarafta ise yine SEC tarafından yapılan bir Bitcoin ETF kararını daha ertelediğini de duyuralım buradan. 45 gün erteleme kararı var. 10 Ağustos olarak tarih belirleniyor. SEC tarafından yapılan açıklama doğrultusunda. Bu kararı nasıl okumalıyız? Özellikle Amerika'da, Amerika merkezli bir Menkul Kıymetler Denetleme Kurumu'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada aslında bu kararı kripto para açısından nasıl okumalıyız? Fiyatlamalara olan etkisini gördük mü? Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim. Aslında bu ilk ETF'lerle alakalı durum, fiyatlar 55 bin 60 bin bandı arasındayken SEC'in önüne dosyalar halinde gitmeye başlamıştı burada. Hatta bu 70 binler konuşulurken, 80 binler konuşulurken fiyat hareketi buradan gelecek kararlara bağlanıyordu bu durum. Buradan erken bir şekilde olumlu kararlar gelseydi tekrardan fiyat hareketini yukarıya yeni rekorlar olarak görebilecektik. Ama maalesef ki bu süreç uzadı. Şimdi de kötü giden bir piyasa var, geriye çekilmiş bir piyasa var. Bu piyasanın tekrardan toparlanmasında önemli bir haber etkisi oluşturabilir. Hani 45 günlük bir süreç var, yaklaşık işte 4-6 hafta süren bir süreç. Bunun yanında başka başvurular da var. Onlarla ilgili daha erken açıklamalar gelirse diğer başvurulara karşı da olumlu bir referans söz konusu olabilir buradaki noktada. Ve bu olumlu referanslar geldiğinde belki de tekrardan yükseliş koşusunu başlatacak meşaleyi alevlendirecek kısım bu SEC tarafından gelen kararlar olabilir. Evet, hani burada belki iptal edilseydi, süreç uzamasaydı şu kötü giden fiyatta çok daha geriye doğru sert fiyat hareketleri görebilirdik. Ama olumsuz olmadığı için yine olumlu olarak algılayabiliriz bunu. Ve süreç dolduğunda, bu tarz haberler geldiğinde eğer bunlar onay verilirse ki bizim yükseliş için hızlı hareketleri getirebilir piyasada. O yüzden heyecanla, merakla bekliyoruz SEC tarafından ETF'ler için gelecek kararı. Evet, şimdi burada uluslararası kuruluşlar tarafından atılacak adımlar yine piyasa üzerindeki fiyatlama üzerinde de yine olağanüstü fiyatlamalara yol açtığını da görüyoruz. Genel olarak baktığımız zaman uluslararası kuruluşlardan hep kripto paralara yönelik kapıların aralandığını görüyoruz. Yani kapı kapanmanın aksine kapılar aralandığını. Şimdi kapılar kapanma olayı biraz daha bireysel kişiler tarafından oluyor. Yani daha çok kişiler, gerçek kişiler üzerinden gerçekleşirken tüzeller tarafından ise hep genelde artık önümüzdeki sürecin biraz daha strateji planlarının oluşturulduğu bir dönemdeyiz. Neden? Dersiniz. Tabii ki. Şimdi haberler çıkıyor. İşte bir yerin başkanı çıkıyor. İşte bir kurumun, kuruluşun iyi ya da kötü, olumsuz ya da olumlu söylemler bulunuyor. Hatta son dönemde çok fazla olumsuzuna şahit olduk. İşte bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Hazine Bakanı çıkıyor vesaire. Birçok açıklama geliyor. Ama kurumsallar hala bu durumun peşinde. Çünkü burada hala akan bir piyasa var ve bakıldığınızda 65 bin dolarlara kadar çıkmış bir Bitcoin şu an 33 bin dolarlarda seyrediyor ve fiyat ucuz. Piyasada birçok rekor kıran kripto para durumu söz konusu oldu ve insanların hala buna ilgisi artıyor ve kurumsallar da buna kayıtsız kalmıyor. Fiyat düşerken bile
birçok şirket tarafından alımlar yapıldığını, piyasaya giriş olduğunu ya da herhangi bir bu sektöre, kripto para sektörüne yatırım yapmış şirketlere, kurumlara karşı destek açıklamaları geliyor, sermayelerine katkıda bulunuyorlar ve kurumsallar hala bu işin içerisinde. İşte geçtiğimiz günlerde MicroStrategy haberi vardı. Hani fiyat yukarıdayken, 37 bin dolarlardayken hala alım yaptıklarını, 37 bin dolarlık bir ortalamayla bir alımları olduğunu açıklamıştı. Ve bu piyasaya güvenleri sürüyor. Tabii ki kötü haberlerin baskısı maalesef fiyatı aşağıya doğru çekiyor ama bu finansal piyasaların içinde her zaman var. Ne zaman sürekli bir yükseliş gördük ya da sürekli bir düşüşe şahit olduk. Piyasa bir yerden sonra kendi akümülasyonunu gerçekleşiyor ve bu piyasanın hala kurumsallar arkasında sağlam bir şekilde duruyor. Durmaya devam ettikçe, yeni kurumsal girişler oldukça piyasadaki para miktarı da, girişler de artacaktır. Bu da kripto paralara olumlu bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyoruz ilerleyen süreçte. Evet, şimdi diğer tarafta hep şunu da Türkiye ile de bağdaştırarak son olarak bunu da sormak istiyorum. İran'da milletvekillerinden kripto paralar için bir kanun teklifi geldi. Bir grup milletvekili İran'da kripto para madenciliğinin desteklenmesi için yerel kripto para pazarının düzenlenmesi için kanun teklifi sundu. Şimdi çok önemli bir pazar. Önümüzdeki süreçte de çok önemli bir pazar. Türkiye'nin bu alanda adım atması gerekmez mi? Yani özellikle mesela hep şunu söylüyoruz. Yatırımcı çekmemiz gerekiyor vesaire. Bu mesela şu anda bakir bir alan ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte çok ciddi yatırımlar da gerekecek buna. Ne dersiniz? Geçen bir haber vardı zaten bununla alakalı. Tabii ki doğrulanmış bir haber değil ama grup toplantısında Temmuz ayının ortasını bununla konuşmuştuk. Temmuz ayının ortasında bir adım atılacağı, bir regülasyon durumuyla ilgili bir karar verileceğiyle ilgili bir söylenti var. Ve çok az bir süremiz var. Yaklaşık 2-3 haftalık bir süreç var bu söylentiye göre. Bununla ilgili zaten son 3 aydır daha hızlı adımlar atılmaya başladı. İşte Merkez Bankası tarafından kararlar geldi, açıklamalar geldi kripto paralarla ilgili. Tabii ki bunun bir düzene giriyor olması ya da bunun içerisinde bizim öncü oluyor olmamız diğer ülkeler arasında. Hep dediğimiz yeni yatırımcıları çekmek, bu bakir alanda var olmak açısından Türkiye için elini güçlendirecek bir durum söz konusu olabilir. Hani diğer yabancı yatırımcıları da geçtiğimde Türkiye'de zaten ciddi bu işle uğraşan bir kitle var. Son dönemde Türkiye'de oldukça popüler kripto para piyasası. O yüzden de herkesin hem bu kurumların hakkını korumak adına hem yatırımcıların haklarını korumak adına bir regülasyon, bir yapının gelmesi her zaman bizim için uzun vadede olumlu yansıyacaktır. Ve umarım biz de buna öncülük eden ülkeler arasında oluruz ve bu pazarda biz de sıramızı alırız diye umuyoruz. Son bir dakikaya girerken Bank of America'nın bir haberi de yine gözüme çarpıyor. Dijital para birimlerinin gelişmekte olan ülkeler için olumlu bulduğunu söyledi. Bu haberin detayına biraz ilişirsek ne dersin? Tabii ki. Şimdi yani ülkelerin artık özellikle gelişmekte olan ülkeler ya da ekonomik olarak sıkıntı çeken ülkelerde bu bir yeni bir çıkış kapısı olabilir burada. İşte enflasyonla mücadele ediyorlar, ciddi ekonomik problemlerle mücadele ediyorlar. Hani burada yeni bir kurtuluş rotası, dijital paralar tarafı, kripto paralar tarafı olabilir. Buradan da Dünya Bankası'nın tarafından da böyle bir destek geliyor olması önemli. Çünkü işte sürekli yasak haberlerini konuşuyoruz son dönemde ama arkada kuruluşların duruyor olması ya da ilerleyen bir süreçte belki yatırımlarıyla alakalı bu gelişmekte olan ülkelere verecekleri destek dijital para dünyasında, kripto para dünyasında yeni kapılar açabilir, yeni bir boyut kazandırabilir. Bu destek açıklamalarını her zaman olumlu görüyoruz. Belin Hanım. Çok teşekkür ediyorum Kemal, aktarmış olduğun bilgiler için diyelim. Yine aynı saatte görüşmek dileğiyle yarın efendim. Programımızın sonuna geldik. Birazdan Para Töner'le Murat Tufan sizlerle birlikte.